kısa zamanda iktidar umanların bizimle yola çıkmamalarını öğütlemişti. Türkiye'nin sorunları ortadadır. Türk milletinin nasıl bir azap ve eziyet verici bir dönemden geçtiği hepimizin malumudur. Müslüman Türk milletinin varlık ve egemenlik hakları hiç olmadığı, hiçbir dönemde yaşanmadığı şekilde saldırı ve taciz altındadır. Terörist eylemlerle Türkiye'yi zayıflattılar mı? Amaçlarına ulaşacaklarını sanan hain ve işbirlikçiler 1071'de Malazgirt ve 1453'te İstanbul'un fethiyle değişen dengelerin hesabını sorma arayışındadır. Fakat dün bunu başaramadılar. Bugün de sonuç alamayacakları kesindir. Bunun güvencesi ise Türk milletinin sağlam iradesi ve bin yıllık kardeşlik hukukudur. Merhum Türkeş Bey, dalından kopan bir yaprağın kaderini rüzgar tayin eder sözüyle herkesin birliğe, beraberliğe çağırıyor. Milletimizin her ferdini, kökeni, anasının dili ve yöresi ne olursa olsun aynı ruh ve tutuma davet ediyordu. İhtiyacımız olan da hiç şüphe yok ki budur. Türkeş Bey seneler evvel ülkülerinin rotasını belirlemiş ve şöyle seslenmişti. Bu aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz. Kendimizi millete adıyoruz ve Türklük yolunda başlarımızı koyuyoruz. Bugünkü şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi bu uğurda gece gündüz demeden çalışacaktır. Dedikoduyu meslek edinmiş, fitneye zihnini kaptırmış, iç ve dış mahfillerde kurgulanmış, algı ve bayat siyaset operasyonlarıyla Milliyetçi Hareket'in yörüngesini oynatmaya niyetlenmiş, bazı odakların millet nezdinde mahcup ve mağlup olacağını da hep birlikte göreceğiz. Bizim yönümüz Hakk'a dönüktür. Bizim gücümüz Türk milleti, yegane sığınak ve manevi mükafatımız Rabbimizin himaye ve ihsanıdır. Biz doğrunun yanındayız, meşhur olanın tarafındayız. Milliyetçilikle demokrasinin çakıştığı tarih ve millet kaynağındayız. Türklüğün varlığı ve Türkiye'nin bekası için her şeyi göze alırız. Vatan ve ülkü şehitlerimizin mirası kılavuzumuzdur. Tarihin volkanından çıkmış, kültürün fay hatlarından süzülerek çağlamış maneviyatçı, akılcı, demokratik, çağdaş bir milliyetçilik anlayışımızla Türkiye'nin ve Türklüğün belini doğrultacağız, huzur ve kardeşliğin tek adresi olacağız. Buna merhum başbuğumuzun manevi huzurunda söz veriyoruz.